Kızlar, selamünaleyküm erkekler. Hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte platonik aşk hakkında konuşmak istiyorum. Böyle samimi bir şekilde yapmak istedim. Çünkü böyle konular bence çok ince konular. Platonik aşk, toksik ilişkiler, ailevi sorunlar, zorbalanmak, dışlanmak. Bu tür konuları buradaki koltuğumda sakin bir şekilde konuşmak istiyorum. Öncelikle platonik aşk nedir? Platonik aşk aslında kendi kafamızda kurduğumuz bir kişiye aşık olmamızdır. Yani şöyle, birisini görüyoruz ve gerçekten ondan çok etkileniyoruz. Onu diğerlerinden farklı görüyoruz. Onunla birlikte olmak istiyoruz. Onun sevdiği kişi olmak istiyoruz. Ve bu süreçte de kendimizi çok hırpalıyoruz. Bu videoda işte platonik aşk çok kötü, işte kimseye platonik aşık olmayın tarzı konuşmalar yapmayacağım. Platonik aşkın iyi ve kötü yanlarından bahsedeceğim. Öncelikle birine platonik aşık olmak aslında çok güzel bir şey. Ama yeterli ölçüde kendi sınırımızı bildiğimiz sürece. Ben de zamanında platonik aşıktım. Ben başımdan geçen olayı anlatayım başta size. Ben bir çocuktan çok hoşlanıyordum. Sadece çocuğu görmüştüm ve üstün stalk yeteneklerimle o çocuğu bulmuştum. Sonrasında işte çocuk bana bakıyor. İşte o da benden hoşlanıyor. Ya böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Zaten bir insan bir insandan hoşlanıyorsa böyle aylarca ona bakmaz. Bir kere bakar, iki kere bakar, sonrasında iletişime geçer. Seven her türlü sevdiğiyle iletişime geçer. Neyse, daha sonrasında işte ben çocuğu ekliyorum. Çocuk bana geri istek atıyor. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Çocuk o kişinin ben olduğumu anlayınca beni takipten çıkıyor. Daha sonrasında ben çok uzun bir depresyona giriyorum. Kendimi işte çok yetersiz bulmaya başlıyorum. Kendimi çok çirkin bulmaya başlıyorum. Kilomdan rahatsız oluyorum. Ve o dönem gerçekten çok bir kilo kaybı yaşıyorum. Daha sonrasında olayları atlattıktan sonra dönüp baktığımda şunu fark ediyorum. O kişinin beni sevip sevmemesi benden kaynaklı değil. Ve o kişi gerçekten de benim hayallerimdeki kişi değil. Bunu nereden biliyorum? Çünkü daha yakından onu stalklamaya devam ettim ve gittiği yerleri, takıldığı insanları, yani bir nevi hayat tarzını anladığımda ben aslında kendime haksızlık yaptığımı düşündüm. Aslında belki de o çocuk beni taşıyamayacağını düşündüğü için beni kabul etmemişti. Yani konuyu şuraya bağlamak istiyorum. Diyelim ki siz birine platonik aşıksınız. Ve çocuk size her baktığında işte bana aşık, benden çok hoşlanıyor, o da benden hoşlanıyor ama bana açılmıyor tarzında düşüncelere giriyorsunuz. Bu bence çok tehlikeli bir düşünce. Çünkü bakın, birine platonik aşık olduğunuzda onu hayatınızın merkezine koyuyorsunuz. Onun için uyanıyorsunuz, onun için okula gidiyorsunuz, her şeyi onun için yapıyorsunuz. Yani hayattaki gayeniz o çocuğun sizi fark etmesi ya da o kızın sizi fark etmesi oluyor. Ve dediğim gibi o çocuk sizi fark ettiğinde ya da diyelim ki bir ihtimal o çocukla bir şey yaşadığınızda şu düşünceye giriyorsunuz. Ya gerçekten ben bunun için mi bu kadar aşk acısı çektim? Ben gerçekten bu çocuk için mi, bu kız için mi bu kadar peşinde koştum düşüncesine giriyorsunuz. Diyelim ki birine platonik aşıksınız ve o kişinin sizi fark etmesini istiyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Öncelikle ben size yapmamanız gereken şeyi söyleyeyim. Çünkü yapılacaklar her zaman söyleniyor. İlk olarak yapmamanız gereken çocuktan hoşlandığınızı, platonik olduğunuzu bütün arkadaş grubunuza, bütün insanlara anlatmamanız gerekiyor. Neden? Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Diyelim ki siz birinden hoşlanıyorsunuz ve onu gidip arkadaşlarınıza anlatıyorsunuz. Bu artık herkesin bildiği bir şey oluyor. Kime ne kadar güvenirseniz güvenin. Bakın, hayatta tek güvendiğiniz, en çok güvendiğiniz kişinin kendiniz olması gerekiyor. Çünkü başınıza yastığa koyduğunuzda o düşüncelerinizle kendiniz baş ediyorsunuz. O yüzden birinden hoşlandığınızda ben herkese anlatmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü o insanlar tutup bir sürü kişiye anlatıyor ve ister istemez o çocuğun kulağına gidiyor. Ama o kişinin kulağına gittiğini bilemiyoruz. Nasıl anlattılar? İşte o sana takıntılı bir şekilde manyak, o seni işte bu böyle yapıyor, böyle yapıyor tarzını anlatıyor olabilirler. O yüzden birinden hoşlandığınızda benim size tavsiyem küçük bir günlük alın ve ona yazın. Zaten platonik aşk dediğimiz şey herkesin hayatında bir dönem yaşadığı bir şeydir. Belki de bir kereden fazladır. O yüzden kendinizi yargılamayın. İşte ben birine platonik aşığım, ben hayal evreninde yaşıyorum, ben çok acizim, o beni sevmiyor düşünce yapısına girmeyin kesinlikle. Çünkü herkes herkesi sevmek zorunda değil arkadaşlar. Ve bu durumda da yalnız değilsiniz. Sizden başka insanlar da platonik aşk yaşıyorlar. Ama benim sizden tek bir ricam var. Hoşlandığınız kişiyi en üst mertebeye koymayın. O çok yakışıklı, o çok başarılı, herkes onu çok seviyor, o bana bakmaz. Belki de siz de başkasına göre çok başarılı ve çok güzelsiniz. Bunu asla bilemezsiniz. O yüzden her zaman kendinizi ön planda tutun. Olabildiğince platonik aşk yaşadığınızda negatif şeyleri görmek yerine pozitif şeyleri gördüğünüzde çok abartmayın. Yani şöyle, çocuk mesela diyelim ki sizle iletişime geçti.
Ama her insan birbiriyle konuştuğunda bu aşık olduğu anlamına gelmiyor ki. Siz sadece insanlarla aşk yaşamak için mi konuşuyorsunuz? Ve en tehlikelilerinden biri bence hoşlandığınız kişiyle arkadaş kalmak. Yani platonik olduğunuz kişiyle arkadaş kalmak. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bile bile kendinize acı çektirmeniz. Düşünsenize siz o kişiden hoşlanıyorsunuz ve o kişi size sürekli gelip şu kızla şunu yaptım, şu erkekle şunu yaptım, bunları yaşadım, şunu seviyorum dediğinde siz ister istemez kendinize acı çektireceksiniz. Ben mesela bu süreçleri nasıl atlattım? O çocuk beni reddettikten sonra kendi yoluma bakmaya devam ettim. Yani şöyle, bunu her videomda söylüyorum ama bazılarınız bunu gerçekten ciddiye almıyor. Ama gerçekten yaptığınızda ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Ben bir psikolog değilim, ben bir öğretmen değilim. Ben sadece hayatta bazı şeyleri yaşamış ve insanların da aynı şeyleri yaşayıp üzülmemesini isteyen bir insanım. Ben o süreçten şöyle atlattım. Kendime odaklandım. Bakın bu çok basit geliyor değil mi? Ha işte ah ben kendime odaklanmıyorum mu ya? Hayır. Siz de tabii ki kendine odaklanıyorsunuzdur. Kendine odaklanmaktan kastım şu. Bakın bir günde yarım saat kitap okumanız bile size ne kadar mutlu edecektir. Bir günde kil yapmanız, seramik yapmanız ve bu benim bahsettiğim aktiviteler gerçekten çok pahalı şeyler değil arkadaşlar. Bir seramik setinin fiyatı 200 lira. Ve gerçekten onu yaptığınızda hissettiğiniz terapi sizin üzülmenizden daha kıymetli. Çünkü neden? Siz üzülüyorsunuz, depresyona giriyorsunuz, üzücü şarkılar dinliyorsunuz, kendinize abur cubur vuruyorsunuz ya da kendinize hiçbir şey yedirtmiyorsunuz. Bunun sonucunda siz daha büyük hasarlar alıyorsunuz. O yüzden birine platonik aşık olduğunuzda ilk önce kendinizi önemseyin. Çok güzel, çok güzel dediğiniz kişinin siz olmanız gerekiyor. Şimdi siz o kişinin yerine kendinizi koyun. Sürekli mızmızlanan, kendini kötü gören, kendini zayıf bulan, kendini güzel bulmayan ya da kendini beğenmeyen biriyle bir ilişki yaşar mıydınız? Ben şahsen yaşamam. Birine platonik aşıksanız önce kendinize dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinizi sevmeniz gerekiyor. Kendinizi sevmenizden kastım. İşte gidip makyaj yapın, giyim tarzınızı değiştirin, popüler kültürün kölesi olun demek değil. Gerçekten kendinizi sevmeniz. Çünkü kendinizi sevdiğinizde, kendinize ben güzelim dediğinizde güzel olduğunuzu hissedeceksiniz ve insanlara da o enerjiyi vereceksiniz. Şöyle bir konu da var artık gündemde. Maalesef ki yaşadığımız yüzyılda, hatta yaşadığımız yüzyıl demeyeyim, yaşadığımız son 10 yılda şöyle bir sıkıntı var. Artık çıkma teklifi diye bir şey kalmadı arkadaşlar ve herkes herkesle flört ediyor. Platonik evet, birini karşılıksız sevmek ama biz bazen flörtken de platonik aşk yaşayabiliyoruz. Yani şöyle, o kişi seninle konuşuyor ama o kişi sana gerçekten de aşık olduğunu, sevdiğini hissettirmiyor ve sen şu düşünceye kapılıyorsun. Ben bir gün ona kendimi sevdirebilirim. Arkadaşlar sevgi öyle bir şey değil. Siz kendinizden düşünün. Siz o insanı ilk gördüğünüz anda sevdiniz. O ise sizin duygularınızı kullanarak kendini tatmin ediyor. Siz kimsenin duygularını tatmin etmek zorunda değilsiniz. Bakın kendinize güvendiğinizde, kendinizi sevdiğinizde ve gerçekten kendinize değer verdiğinizde bu lafla olacak bir şey değil. Ben kendime değer veriyorum. Hayır bakın siz bir liste yapın. Ben o süreçlerde öyle yaptım. Bir liste yaptım. İyi yönlerimi ve kötü yönlerimi yazdım. Ama en çok o listede iyi yönlerime dikkat ettim. Siz de hayatta her zaman kötü yönlerinizi görmeyin. O çocuk sizi sevmiyorsa ya da o kişi sizi reddettiyse bu sizden kaynaklı değil. Doğru zaman değildir, doğru yer değildir. Belki de evren, Allah sizi o kişiden koruyordur. Bilemezsiniz çünkü insanlar her zaman hayal ettiğimiz gibi değildir. Çünkü siz o kişiyi sevdiğiniz için masum duygularınızla onu en iyi insan, en yüce insan, dünyanın en iyi insan kategorisine koyuyorsunuz. Onunla ilişki yaşadığınızda belki de hayattan almamanız gereken en büyük tecrübeleri alacaksınız. Platonik aşklar evet, bazen ilişkiye dönüşebiliyor. Ama bu ihtimale tutunarak da kendinizden feragat etmeyin. Hayatınızı ona bağımlamayın. Sürekli arkadaşlarınıza şu fotoğrafı atmış, acaba benden mi hoşlanıyor, bana gönderme mi yapmış tarzında düşüncelere girmeyin. Eğer ki birine platonik aşıksanız bir süre konuşun onunla, iletişime geçin. Kız erkek fark etmez. Böyle konularda ben kız erkek olduğunu düşünmüyorum. İlk kız açılmalı, ilk erkek açılmalı. Bence bu çok yanlış bir düşünce. Kim hoşlanıyorsa adımını atmalı ve oluşan enerjiye, dinamiğe göre o kişi kim hoşlanıyorsa o açılmalı bence. Eğer ki zaten konuştuktan sonra karşınızdaki kişi sizden hoşlanıyorsa o zaten size açılır ve ilişkiniz devam eder. Benim buradan platonik olan arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Eğer ki bir kişiden hoşlanıyorsanız kendinizi yıllarca ona mahkum etmeyin. Çünkü yolun sonunda siz kendinizi ne kadar değiştirirseniz değiştirin, ne kadar onun beğeneceği bir profil yaparsanız yapın, o sizi sevmiyorsa sevmeyecektir. Arada sizin geçen yıllarınıza ve zamanlarınıza yazık olur. Belki de o süre zarfında hayatınızda size en çok sevecek kişiyi kaçırdınız. Ondan eğer ki birinden hoşlanıyorsanız platonik olarak
İlk ona bir adım atın. Onunla bir iletişime geçin. Onunla bir sohbet edin. Daha sonrasında aranızdaki duruma göre ondan hoşlandığınızı söyleyebilirsiniz. Ama kesinlikle çıkıp karşısına ben senden hoşlanıyorum, ben seni seviyorum demeyin. Çünkü insan ürker. Düşünsenize, beni neden seviyor diye düşünür. Beni dış görünüşüm için ya da dışarıdan yansıttığım kişilik için seviyor diye düşünür ve sizinle ilişki yaşamaz. O yüzden siz birinden hoşlandığınızda ilk önce o kişinin karakterini düşünün. Ben bundan hoşlanıyorum. Evet, bakın. Neden insanlar sevgide her zaman dış görünüşe bakılmaması gerektiğini söylüyor? Şöyle bir gerçek var arkadaşlar. Siz o insanı farklı olduğu için, belki çok yakışıklı geliyor size, belki çok güzel geliyor, belki çok zeki geliyor, kendi kafanızda bir yere oturtuyorsunuz. Ve yolun sonunda sadece geçen sizin zamanlarınız oluyor. Benim size nacizane tavsiyem, hayatta en çok kendinizi sevmeniz. Ama bu bencillik boyutunda değil. Ben zamanında gerçekten insanları kendimden öteye koyuyordum. Ve kendimi öteye koymaya başladığımda, yani kendime değer verdiğimde, bu kahveyi kendim için içtiğimde, bu hayatımı kendim için yaşamaya başladığımda gerçekten güzelliklerin bana geldiğini gördüm. Çünkü siz de başkaları için yaşayan insanları sevemezsiniz. Kimse sevmez. Ama bu konuda kendinizi yargılamayın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bu bir süreç. Ortaokul ve lise sürecinde yaşanan bir süreç. O yüzden eğer ki birinden platonik olarak hoşlanıyorsanız onunla bir süre konuştuktan sonra ona hoşlandığınızı söyleyebilirsiniz. Ama lütfen ondan hoşlanma sürecinizi yıllara, aylara yayıp kendinizi depresif yapmayın. O size kötü davrandı diye kendinizi üzmeyin. O size iyi davrandı diye gününüz o yüzden güzelleşmesin. Aşk güzel bir şeydir ama birbirini seven ve gerçekten değer veren iki insan arasında yaşandığı sürece. Evet arkadaşlar, bu videom bu şekildeydi. Düşünelim, tartışalım dediğiniz konuları lütfen yorumlarda yazın. Ve siz de kendi platonik aşk hikayelerinizi yorumlarda yazıp birbirinizle dertleşebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Gerçekten kendinizi üzmeyin. Hayat zaten çok yorucu. Neden daha da kendinizi yoruyorsunuz ki? Öptüm. Bye bye.